var. Tesadüfen söylen bir şeyler değil. Şimdi taktik ne demek Numan Bey? Bu hani ucuz mehteran taktiği bir adım ileri tepki yoksa bir adım daha ileri. Tepkiyi gördüler bir adım geri. Şimdi biz bunu görüyoruz burada. Bir de söylediklerine bakıyoruz. Ne hukuk bilimi açısından ne anayasacılık açısından ne de dil bilimi açısından hiçbir değeri yok. Ama bunu bilerek söylüyor. Şimdi peki büyük resmin içinde, stratejinin içinde nereye oturuyor? Bakın. 31 Mart seçimleri yapıldı. Şimdi halkın yerel seçimlerde patlayan bir öfkesi vardı. 31 Mart ruhu denebilir buna. Bu ne yapılması lazımdı? İktidar da bundan korktu zaten. Büyütülüp ve halka şunu denmesi lazımdı. Bu iktidar değişmeden Türkiye'yi aydınlığa, ak günlere çıkaramayız söylemiyle meydanları doldurması ve seçim baskısı yapması lazımdı. Ne yazık ki iktidarın tuzağına düşüldü, düşürüldü. Artık o tartışmanın ayrı bir veçesi. Ve halkın iktidara karşı o öfkesi yükselen muhalif dalga yumuşatıldı. İnisiyatif kaptırıldı ve iktidara alan açıldı. Şimdi iktidar bu alandan muhalefete, belediyelerine ve kanaat önderlerine yönelik sindirme operasyonları yapıyor. Ve yargıyı da bir operasyon aygıtı olarak kullanıyor. Şimdi dikkat edin bu stratejinin birinci safhasıydı. Yani normalleştirme ve yumuşama. Bunu becerdiler. Şimdi atağa geçiyorlar. Üç seçenekli bir atak var. Bakın anayasa, dem PKK açılımı, hatta meclisin açılışında hatırlayın. Devlet Bahçeli'nin o el uzatı, hepsinin bir anlamı var ve arkasında eşgüdüm var. Ne demek bu İkinci safhanın birinci seçeneği? Bakın dikkat edin söylemlerin hepsine. Erdoğan, Ömer Çelik, Mehmet Uçum ne diyorlar? 2028'e kadar seçim yok. Zamanında yapılacak ve ...bir söylem birliği var... ...bakın bir söylem birliği var... ...bir eş güdüm var... ...ve ne yapmaya çalışıyorlar... ...bu safhada... ...bir anayasa değişikliğini... ...kotarmaya çalışıyorlar... ...deme... ...PKK'ya el uzatmak... ...açılım yapmak... ...niçin? Çünkü bir anayasa değişikliği... ...bu değişikliğin içinde veya yeni bir anayasa yapımının içinde... ...kime ihtiyaçları var... ...deme ihtiyaçları var demle pazarlık yapabilmeyi çalışıyorlar. O taktik söylemin içinde de yani yarın bir gün pazarlıkta diyecekler ki bak biz bunu da istiyoruz ama büyük tepki var. Onun için ilk dört maddeye dokunmadan başka şeyler yapalım. Bir de Can Bey şunu da ifade edeyim. Sadece ilk dört madde etmez biliyor musunuz? İlk dört maddeyi arkadan dolaşabilecek 66 ve 42 de kırmızı çizgidir. Şimdi İktidar bu pazarlıklarla belki bunları beceremez. Ne yapabilir? İşte Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkarmak, kim Abdullah Öcalan'ı ev hapsine almak gibi pazarlıklar yaparak demi ikna etmek ve anayasa değişikliğini mecliste kotarmak istiyorlar. Dört yüzü bulmak istiyorlar. Peki buna rağmen bulamayabilirler mi? Evet. Ama 260 kadar referandum oluyor Türker Bey. Ama bunu bunu çünkü me referandum'a gittiği takdirde Erdoğan için bu çok büyük bir risk. Bunu meclise kotarmaya çalışacaklar. Peki eğer Demi çünkü Dem dediğiniz olay homojen bir yapı değil, İkna edemezlerse pazarlıklarda Demi ötekileştirecekler ve kapatacaklar bu sefer stratejide safva 2, seçenek 2. Ne bu? E Özgür Özel gel buraya. Ne istiyordun sen? Erken seçim. Hadi hep beraber erken seçimi yapalım. Tabii ki kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sefer daha Cumhurbaşkanlığı yolunu açalım. Başka seçenek ne var? Bakınız stratejide gerçekten bunlar planlanmış. Yani bunlar tesadüfi şeyler değil. Ne o? E peki parlamenter sistem istiyordunuz. Gelin gerekirse parlamenter sisteme geçelim. Ya da yarı başkanlık sistemi yapalım. Ben yine cumhurbaşkanı olayım. E bak Özgür Özel sen başbakan olursun. Ve hatta senin partide rakiplerin de var. Bak cumhurbaşkanlığı olursa işte Mansur Bey var, Ekrem Bey var. Bu görev sana düşer. Bakın bu plan dahilinde, bu strateji dahilinde hareket ediyorlar bir birinci seçenek tükenmeden bakın erken seçimi şiddetle reddediyorlar. Ve arkasından şunu da ifade edeyim. Bu seçeneklerin, bu stratejilerin arkasında okyanus ötesi üst akıl da var. Devam eden savaş var. Türkiye'nin İran'a karşı konumlandırılması var. Bakın TRT Genel Müdürü'nün açıklamasını Gördünüz değil mi? Ne diyor? Farsça ve İran'ı diyor rahatsız etmemiz lazım diyor. Bunu Almanya'nın Eurofighter müjdesi ile de birleştirin. 2011'i hatırlayın. Arap baharı ayağınıza gelmiş bir şans diye iktidarı kandırdılar. Vekalet savaşının ateşine odun taşıttılar. Dediler ki Türkiye'yi güneye doğru büyüteceksiniz dediler. Ve İlerleyen bunun detaylarına gireceğiz. Son söz, son söz. Şimdi son bir cümle. Sıra, sıra, sıra İran'a geliyor. Zaten Azerbaycan bu işe haz şey hazır yani. Ne? Çünkü İran'ı savaşla bölemezsiniz. İçeriden bölmeniz lazım. En büyük fay hattı ne? Etnik fay hattı. Ülkenin yüzde kırkı Türk. Bu sefer bakınız güneye, Arap dünyasına, İslam dünyasına büyüyeceksiniz yerine. Bu sefer Türk dünyasına sizi büyüteceğiz. Bakın bu işin arkasında da yine üst akıl okyanusu ötesi de var. Teşekkür ederim. Peki Türker Bey teşekkürler. Tam da bu meselelere ilerleyen saatlerde biliyorsunuz zaten değineceğiz. Yine bilginize birikiminize başvuracağız. Teşekkür ediyorum katkılar için. Ee, sizin öneyle devam edeyim. Siyaset bilimci perspektifi alalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ne yapmış oldu şu anda? Bu valla siyaset biliminde artık nasıl açıklayacağız bunu bilemiyorum. Başka bu şaşırtmalı mi? taktikler uygulanmaya çalışılıyor belli ki. Yani Numan Kurtulmuş'un meclis başkanı olarak bu kadar kısa sürede birbiriyle bu kadar çelişen açıklamalar yapması olsa olsa bununla açıklanabilir.